bayağı geri gitti ya, dolmuş. Ya, gerçekten. Sağ olsun. Bize yol vermek için köyün içerisine geri geri gitti. Biz de ancak öyle geçebildik. Şu anki yol bana T3'le geldiğimizde saçma yolu anımsattı. Umarım o değildir. Bana kalp krizi geçirken. Ben hiç anımsamadım buraları ya. Şu an ben böyle bir şey hatırladım. Umarım değildir. Umarım. Umarım. Bakar mısın? Korkmaya başladım. Olsun sana. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Zorlu yolları bana kilitliyorsun. Yüzündeki ifade çok iyiydi oraya çıkarken. O nasıl bir yoldu ya? Bu daha başlangıç çünkü buranın yolları hep böyle. Ve sen... Hatırlamıyorum Allah'tan. Hatırlamadığın için ben korkuyorum zaten. Çünkü hatırlayan biri var. Çok güzeldi. Keşke köyün içerisine girebilseydik. Durum uçuralım buradan. Aynen bir bakalım. Göre. Aynen. Hadi. Aynen, hadi. T2. Daha artık ne kadar tepeye çıkabiliriz bilmiyorum. Bayağı tepedeyiz şu anda. Evet. Merve şu an uçak gibi duruyor araba. Çok yüksekteyiz.
ya. İnanılmaz bir görüntü değil mi bu? Merhaba Sazak. Hala çok etkileyici değil mi? Çünkü o gün de biz çok etkilenmiştik zaten. Da vakit yoktu içini gezebilecek. Şimdi içerisini bir dolaşalım. O gün de aşağı yoldan gelmiştik T3'le. Gösteririz şimdi size. Evet, o yol biraz tehlikeliydi. Çok bozuk bir yoldu. Direkt böyle hani söyleniyorduk işte, üf ya bu ne biçim yol bilmem ne. Tam böyle yokuşu çıktık. Karşımızda bu güzellik. Sonra ay inanılmaz şey, ürpermiştim ben. Ağlamak istemiştim. Yani döneminde buranın şarapları çok meşhurmuş. Bağları zaten meşhurmuş. Buralar hep muhtemelen o zamanlar üzüm bağları. Zaten karşısı full deniz. Çok değişik bir his. Nasıl koruyamamışız ama. Evet, çok üzücü. Hala böyle hissiyatı çok yaygın duruyor buranın. Evet. Şimdi bir de dönem dizilerini izliyoruz yani. İnsanlar şimdi o kıyafetlerle çıkacaklarmış, evet, gibi geliyor bana. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım. İçine girememiştik T3'leyken. Şimdi çok iyi hissediyorum. Geldiğimiz için çok mutluyum. Ben de. Yani o dönemlerden, acaba kaçıncı yüzyıl burası? Onu bir araştıralım. Aynen, yazıyordu. Ama ne kadar hala böyle kalması. Keşke. En son burada müzikal tarzında bir şey yapılmış. Evet. İzlemiştik beraber. Evet. Herkes simsiyah giyinip defler falan çalıyordu. Değişik bir konseptti. Ama çok eşsiz bir yer bence burası. Karşısı direkt Midilli. Uçsuz bucaksız bir deniz manzarası var zaten. Şu an zaten Yunanistan'a bağlandık. Evet, şebeke çekmiyor. Buraya gelirseniz Yunanistan'a hoş geldiniz diye bir mesaj geliyor. Öyle çok güzel. Yani gelmenizi isteriz. Buraya iki yol var. Alt yolu sakın tercih etmeyin. Eski bir yol. Haseki köyü diye... Ay Haseki diyorum ya. Evet, Haseki doğru. Yok Haseki değil. Bir şey büküydü. Hasanbükü müydü? Hasanbükü'ydü galiba. Hasanbükü 5 kilometrede levha veriyor. Oradan girmeyeceksiniz. Düz devam edeceksiniz. Oradan girerseniz alt yola veriyor ve alt yol felaket. Biz orada işte T3'le oraya geçmiştik. Çok aşırı taşlı bir yol. Zaten aşağı yoldan buraya getiriyor. Burada durulacak alan yok. Güneş, rüzgar güllerin olduğu yerin hemen altında bir yer var. Orada durabilirsin. Yani konaklama için uygun bir yer değil burası. Biz de karavanı yola park ettik zaten. Hani gelip köyün içerisini gezebilirsiniz. O kadar. Ama kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Bizce yani. Thank you.
gelmek üzere. Sazak'tan şimdi ayrılıyoruz. Sarpıncı'ya doğru ilerleyeceğiz. Bugün burada kalmayı istiyorduk. Fakat telefon hiç şebeke çekmiyor burada. Bir de yolun kenarında kalmış oluyoruz. O yüzden kalamayacağız. Şimdi Sarpıncık Fener'e gideceğiz. Orada belki kalabiliriz. Yolu düzgün sorun var, değil mi? Bence Sarpıncı'ya eleyelim. Eleyelim mi? Evet. Yolu kötüydü yani. Tamam. Bir şey söyleyeceğim ya. Sarpıncık zaten buradan önce değil miydi? O evet. Kötü yolda. Evet. Ha yok, geri gitmeyelim hiç zaten. Evet. O yüzden. Yani bizi bu yoldan aşağı indirecek. Hı hı. Yok yok, Sarpıncı eğiliyoruz. Zaten biz oraya T3'le gitmiştik de hani yine gidip kalırız. Kalmıştık da kaldık galiba. Biz her şeyi yapmışız. Tamam, o zaman rotadan yolumuzun üzerinde ne varsa oraya gidelim. Çünkü olur. Yemek saatimiz yaklaştı. En azından yemek yeriz. Belki hoşumuza giderse kalırız. Ya burada gerçekten kalmayı çok isterdim ben şahsen. Ama çok ürkütücü olabilir. Hadi onu da geçtim. Şebeke çekseydi ürkütücülük kısmını da çok umursamayabilirdim. Çünkü biraz ıssız bir yer. Tam evet. Çok yüksek bir noktada. Ve şey, kimse yok burada. Bir tek sadece rüzgar gülleri var. Hani biraz ürküyor tabii. Bir karavancı arkadaşımız da alsaydı kesin kalırdık ama. Aynen. Hadi o zaman yola çıkalım. O zaman bir sonrakini de öyle planlayalım. Olur, tamam. Hadi çıkalım. Kara delikler. Bu ne ya? Çok ürkütücü. Aman Allah, Sazak'tan daha korkunç ben. Geldik. Oo, balım şuraya bak. Balım mı güzel? Olabilir. Çok güzeller. Salman İlkokulu. Bu ne ya? Çok güzel. Az önce girdiğimiz köyün plajını sevmedik, o yüzden de durmadık. Yola devam ediyoruz.
oha, yani bu zamana kadar gördüğüm en iyi gün batımı diyebilirim. Ne kadar büyük gözüküyor. Ama şu an telefon asla yansımıyor görüntü. Of diyorum ya, kocaman. Ve pes fanlar ya. Buçuk. İki gündür araba sürüyormuşuz gibi hissettim bugün. Yani 6 saattir yoldayız. Buradan İstanbul'a gitsek daha iyiydi. Hiç durmadan yol yapmak istedik. Hayır, öyle bir şey istemedik de. Neden? Karaburun'un bütün koylarına baka baka gittik işte. Evet ama böyle düşünmemiştik. Sazak'tan sonra yarım adayı dönmek isterseniz dönmeyin. Karaburun'a, yani İzmir tarafına geri dönün. Yol çok kötü şu an için. Yani perişan olduk. Biz arabada muhtemelen perişan oldu. Güzel yerler var. Manzaralar da güzel. Hem uçurum kenarı hem de işte yol şu an için kötü. Kazmışlar yani. Böyle onunla falan gitmeniz lazım. O bile yoruyor. Yani yine de gördük mü? Gördük diyoruz şu an için. Yani evet, orayı tamamlamak için bütün o yerlerin hepsine girip çıktık. Hani ne var ne yok diye bakmak için. Geri dönmeyi de tercih etmedik o adayı tamamlayalım diye. Zordu ama. Yol buz olunca evet. Sıkıntılıydı. Yol kötüydü ama sonuç olarak Ildır'a çıktı yol ve inanılmaz bir gün batımıyla sürdük. Aa, çok güzeldi. Çok güzeldi. Şimdi artık güzel bir yemek yeme vakti geldi. Evet. Ildır, ve sendeyiz bugün. Evet, ben yapacağım yemekleri. Ildır'ın sokaklarını çok güzel yapmışlar. Aşırı her yer böyle şey, bizim o istediğimiz ampullerden koymuşlar. Evet, aynen. Mükemmel. Çok iyi olmuş. Şimdi yemekten sonra o zaman sokakları gezeriz. Teh içti, şurada bir çay içmiş. Evet, evet. Oraya oturdum. Gidelim mi çay? Olur, 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 gidelim. Tamam, hadi o zaman. Çorba gibi karıştırdım mesela, olmuş mu diye. Tane tane olmuş. Çok bilinen yanlışlar. Evet, Merve patlayana kadar yiyebiliriz. Bu bizim hakkımız. Bence de. Gerçekten hakkımız ya. 3 günlük yolculuk yapmışız gibi yiyeceğiz, tamam mı?